Merhaba Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kayseri'den yağlama yapıyoruz. Gerekli olan malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak hamurunu yapacağız. 4 su bardağı una bir kaba boşaltıp ortasına bir çukur açıyoruz ve üzerine 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı maya döküp karıştırmaya başlıyoruz. Hamur kıvamını hemen almayacak. Ondan dolayı yarım su bardağı kadar ılık suyu da yavaşça kıvamını alana dek ekliyoruz. Hepsini eklemenize gerek yok, eğer kıvamı tuttuysa bu size kalmış biraz da. Hamurumuz kıvam aldıktan sonra 1 saat veya 2 katına çıkana kadar mayalandırıyoruz ılık bir ortamda. Mayalama işleminden sonra 10-12 parçaya kadar bölüyoruz kendisini ve parçaları topçuk yapıyoruz elimizle. Yaptığımız topçukları da bir 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Dinlenen hamurları teker teker lavaş boyutunda açıyoruz ve kızgın tavada iki tarafı da kızarana kadar 4-5 dakika kadar kızartacağız. Burada gördüğünüz benim dalgınlığımdan dolayı sadece ocağın iç kısmını açmamdan kaynaklanan lavaşın pişme işi. Siz ocağınızı doğru açtıysanız her tarafı düzgünce pişecektir. Bunun gibi sadece ortası pişmiş olmayacaktır. Lavaşların hepsini bu şekilde pişirip harcımızı hazırlamaya geçiyoruz. Soğanı küp küp kesip domatesleri de rendelemek için uçlarını çok ufak alıyoruz ki rahatça rendeleyebilelim, kabuğu bizi engellemesin. Ardından tavamıza zeytinyağı döküyoruz. Kızarttıktan sonra üstüne 400 gram kadar kıymayı ekliyoruz. Kıymamız tam çözülmediği için burada gördüğünüz gibi blok oluyor. Bunu pişire pişire eritiyoruz biz. Bir sıkıntı çıkaran durum yok. Sadece pişirme süresi artıyor burada. Kıymamız piştikten sonra soğanlarımızı katıyoruz hemen. Ardından da rendelenmiş domatesleri ve 1-2 yemek kaşığı kadar domates salçasını ekleyip biraz karıştırıyoruz. Az tadınıza göre tuzunu, biberini ve baharatlarını ayarlayabilirsiniz siz. Baharatları da ekledikten sonra yarım su bardağı kadar su ekleyip 3-4 dakika kadar onu da haşlayın. Böylelikle tatların hepsi birbirine geçmiş olur. Yağlamanın dizilişi için de ilk olarak pişirdiğimiz lavaşı koyuyoruz. Üstüne harcımızdan uygun gördüğünüz miktarı, yani çıkacağınız kat sayısına göre pay edin ki kat kat dizeceğiz zaten. Benim 6-7 kat kadar çıktı. Fazlasıyla da farklı bir yağlama yaptım. Üstüne de sarımsaklı yoğurdu koyuyoruz. Dilerseniz sade yoğurt da koyabilirsiniz. Bu size kalmış. İsterseniz yayın, ben tam ortasına koydum. Bunun bir yeniş şekli varmış, onu tam bilmiyorum. O da benim hatam olsun. Öğrenirip size gösteririm. Ben o yüzden pizza dilimi gibi kestim. Beni affedin Kayserili takipçilerimiz. Yağlamamız hazır gördüğünüz gibi. İsmine göre bence hafif bir yemek kendisi ama doyurucu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olarak yağlamamıza kat çıkmamızda bize yardımcı ve destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.